Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Hyundai Bayon. Türkiye'de üretilen bir model. Evet. Hyundai'nin 3. modeli Ion, i20 ve Bayon. Türkiye'de üretilen yerli otomobil olarak bilinen 3 modelden, 3. modelden bir tanesi. Ne diyorsun Osman? Ya tasarım benim hoşuma gitti açıkçası. Hani ben bayağı da bir kullandım. Dışarıdan bakıldığında dikkat çeken bir otomobil. Onu evet. Bir kere söyleyeyim. Hani yolda bayağı bir baktılar. Belki hani yeni olmasından ötürü de olabilir ama hani fütüristik bir tasarımı da yok değil. Var. Yani baktığımız zaman şu far hatları vesaire zaten ön taraftan direkt kendini belli ediyor. Arka tarafta aynı şekilde. Yani böyle alışılageldik bir tasarım çizgisi yok otomobilin. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi orada ben şunu eklemek istiyorum sevgili takipçilerimiz. Birinci konu şu. Bu tarz tasarımlar ben hep onu söylüyorum. Biraz fütüristik bir tasarım ve çok seveni de olur, nefret edeni de olur. Biz Instagram hesabımızda bir paylaşım yapmıştık. Araçla ilgili merak ettiklerinizi sorun demiştik. Mesela kimisi ön tasarımı beğenmediğini söylemişti. İşte bir kısım gelen yorumlarda da şöyle bir yorum vardı arkadaşlar. Hibrit bir araba olduğunu düşündüklerini de söylemişlerdi ki hibrit sürümü de var bu aracın. Osman'ın da söylediği gibi futuristik bir tasarım ama var. Ama Hyundai'nin yeni tasarım çizgisi bu bence ya. Yani biraz daha böyle farklı. Mesela Tucson'da biliyorsun yeni Tucson'a baktığın zaman. O da öyle değil mi? O da bayağı farklı bir tasarıma sahip. Kona zaten öyleydi. Bu da biraz konuyu andırıyor zaten. Evet. Ama yani yeni i20 aynı şekilde. Aynı şekilde. Bayağı farklı bir tasarım çizgisiyle geldi. Ama dikkat ettiysen mesela Hyundai'nin arabaları da birbirine benzemiyor. Tasarım çizgileri evet bir çizgi var. Evet. Hani dersin ki farklı. Bu araba Hyundai diyorsun ama mesela bu farklı, kona farklı. Çok güzel bir denge kurmuşlar gibi. Ya şimdi mesela bu i20 şablonun üzerinde evet. Yükseliyor ama baktığın zaman dışarıdan i20 ile alakası yok. Hiç yani. Alakası yok. Aynen yani. Öyle. Yani şu logoyu, logoyu kapatsan mesela. Yani, hani çok bir fark göremeyiz. İçine baktığında diyorsun ha bak bu panel i20'nin aynısı, evet, kokpit i20'nin aynısı ama dışarıya baktığın zaman hiç alakası yok. Bambaşka bir araba çıkıyor şimdi karşına. Şimdi önden başlayalım istersen evet. Osman'cığım. Şurada gündüz farlarımız var, led farlar. Bunlar çok böyle havalı ve futuristik göstermiş arabayı, onu söyleyebilirim. Yine alt kısımda uzun ve kısa farların bulunduğu işte böyle bumerang tasarımı deniyor ki bu bumerangı Osman birazdan arkada da gösterirsin sen izleyicilerimize. Burada uzun ve kısa farlarımız var, led olarak tasarlanmış yine bu farlarda. Oldukça şık görünüyor. Kocaman bir ön ızgaramız var. Oldukça büyük bir ızgara. Bu yine ızgara Tucson'daki ızgarayı da biraz bana andırıyor. Hani Tucson'un o Fars şeyi vardı ya yeni nesil. Onu andırıyor benim. Büyük de bir şeyimiz var. Logo. Hyundai logomuz var. Algılayıcılar şunlar bunlar. Aracın hem bu tarafında hem de ön camın ortasında kamera var. Şerit takibi vesaire görebileceğimiz hem de algılayıcıları falan konumlandırmışlar. Yan tarafa geçelim. Şuradan geçelim isterseniz. Yan tarafa geçtiğimizde ise yine dikiz aynasına entegre edilen bir sinyalimiz var. 17 inçlik jantlarımız var. Yalnız jantlar şöyle. Giriş paketinde, jant paketinde 16. Style ve Elite pakette geçtiğimiz zaman ise 17 inçlik jantlarımız geliyor. Hem ön hem arka frenler disk olarak tasarlanmış. Şimdi bazen soruyorsunuz bunu. Ya işte yıl 2021 olmuş arkada kampana mı olur diyorsunuz. Bu otomobilde hem önde hem arkada disk fren kullanılmış. Tasarım çizgisi devam ediyor. Anahtarsız giriş sistemimiz var. Yani bir anahtar, aslında böyle büyük bir anahtar var. Kart şeklinde değil ama o çizgi devam ediyor ama kapılar buradan böyle bu şekilde açılabiliyor, kapanabiliyor. Bu şekilde kullanılabiliyor. Bunun dışında yan çizginin aslında az önce de söyledik Osman'la beraber ama i20'den hiç alakası olmadığını söyleyebiliriz. İçeride çok alakası var ama dışarıda pek bir alakası olmadığını belirtelim. Evet, Bayon'un arka tarafına geldiğimizde yine bizleri farklı bir tasarım karşılıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir şerit uzanıyor fakat bu ışıklandırılmamış. Burada C sütununu tamamen kaplayan stop lambalarına yer verilmiş ki bu biraz bana Volvo tasarımlarını hatırlattı. Biliyorsunuz Volvo tasarımlarında da stop lambaları özellikle yeni nesilde şu C sütununu kaplayacak şekilde geliyor. Hyundai burada da böyle bir tasarıma yer vermiş. Aracın arkadan gayet şık göründüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada biraz şıklık göreceli olarak değişecektir. Bana böyle daha garip, daha böyle değişik geldi. Ben böyle bu tarz arabaları seviyorum açıkçası. Hani böyle klasiğin biraz daha dışına çıkılması benim hoşuma gidiyor. Bagajı açtığımızda ise arkadaşlar, konuya göre daha geniş bir bagajla karşılaşıyoruz. Burada 411 litrelik bir bagajdan bahsedebiliriz. Genelde B segment SUV dediğimiz zaman aklımıza böyle biraz daha dar hacimli bagajlar geliyor. Fakat burada Hyundai gayet geniş bir bagaj hacmine yer vermiş. Merak edenler için belirtelim. Bize gelen versiyonda burada yedek lastiğimiz de bulunuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz pek çok otomobilde artık yedek lastik yerine size tamir kiti vesaire veriyorlar. Ama burada bir yedek lastiğe yer verilmiş. Yalnız bu yedek lastiğin
ince olduğunu belirtelim yani. Şöyle hani bu size bunu taktığınız zaman tamirciye ya da işte bir lastikçiye götürecek bir tarzda bir lastik. Yani bunu hali hazırda otomobilin üzerinde bulunan lastiklerden değil. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Genel itibariyle otomobilin dış tasarım bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bir de otomobilin bize sunduğu yaşam alanlarına bakalım. Evet arkadaşlar, Hyundai Bayon'un arka koltuğuna geldik. Oldukça güzel hissiyatı olan bir kumaş koltuk tercih edilmiş burada. Şimdi yaşam alanına baktığımızda ben 1.73 boyundayım, onu söyleyeyim. Şu anda görüyorsunuz, gözlüğümü de çıkartayım şöyle koyayım. Şurada bir yaklaşık bir 4 hatta 5 parmağa yakın bir mesafemiz var. Ve hani şeye baktığımda da şöyle oturuyorum. Şu andaki koltuğun mesafesinde de bayağı bir güzel bir yaşam alanı kalmış. Bu arada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Genişlik olarak epey geniş, onu söyleyeyim, ama yükseklik olarak çok da yüksek olmayan bir şaft tünelimiz var. Şurada aşağıda görüyoruz. Ve buraya oturan kişi, hatta oturayım ben. Şöyle oturduğum zaman uzun yolculuklarda da böyle rahat rahat gidilir, onu söyleyeyim. Bu şekilde gayet güzel olur. Bu arada kolçak var. Kolçak ileri geri hareket edebiliyor. Üst kısmı en azından. Bir de alt kısmında küçük böyle cep telefonu koyabileceğimiz bir yer var. Onu da şöyle göstermiş olalım. Bir de bir USB çıkışımız var. Burada 220 volt olmadığı için buraya ütü falan bağlayamıyorsunuz zaten. Çok sıkıntı olmayacak bir durum söz konusu. Bunun dışında baktığımızda yaşam alanı güzel. Tavanın açık renkli olması, yani iç döşeminin açık renkli olması içeride bir böyle bir güzel bir hissiyat oluşturmuş. Onu söyleyebilirim. Ve ferah ve böyle nasıl anlatayım, oturduğumuz zaman sıkıntısız bir ortam bizleri bekliyor. Kapı kollarına baktığımızda ise kapı kollarında böyle 1,5 litrelik koyacak ceplerimiz var. Plastik, yine sert plastik. Şunları söylemiş olayım. Öte yanda ilginç bir detay daha var. Bunu niye yapmamışlar bilmiyorum ama var yani. Sürücü koltuğunda bir cep yok ama yolcu koltuğunda var. Mesela böyle buraya eşyalarımızı koyabileceğimiz bir cebimiz var ama sürücü koltuğuna koymamışlar. Neden koymamış Hyundai? Onu tam anlayabilmiş değilim. Ama arkadaki yaşam alanının hem şehir içinde hem de şehirler arası yolculuklarda yeteri kadar bir ortam sunduğunu ve ferah olduğunu özellikle altını çizmek isterim. Şimdi ön tarafa geçelim ve ön taraftaki sürüş deneyimine devam edelim. Osmancığım, şimdi Hyundai Bayon'un içindeyiz. Gidiyoruz. Bayon. Bayon yani, diyorlar daha çok. Bence evet. Bayon derler bu arabaya. Bak sana söyleyeyim. Ya Hyundai Bayon diye tanıttı. Evet. Ama Bayon diye okunuyor. Evet. Jetta'nın Jetta olması gibi falan. Nereden? Bu ismi merak edenler vardır. Belki nereden geliyor? Fransa'da bir şehir adıymış. Oradan geliyor. Zaten Hyundai genelde böyle SUV modellerine, Santa Fe, Tucson falan hepsine bir şehir adı veriyor. Ama onlar Amerika şehirleri. Evet, bu Avrupa'da ilk defa bir. Çünkü ama bu araba Avrupa'ya hitap ediyor. Özel, evet. Evet. Avrupa'ya özel bir SUV, crossover. Crossover demek bence daha doğru ama biz artık hani B segment SUV diyoruz. Her şeye bir yerden SUV, yüksek bir SUV hatchback diyebiliriz için. Aslında. Değil mi? Yani evet, ama yine de B segment SUV diye geçiyor işte. Bu aslında i20 Active'in yerini alan bir model. Hani zaten platform olarak i20'nin işte içteki bu tasarım kullanılan konsol aynı. Aynı, birebir i20 zaten. Onu takipçilerimiz, izleyicilerimiz de bilecektir muhtemelen. Şimdi biraz iç tasarımdan başlayalım. Direksiyonu sen anlat istersen. Sen benden daha çok kullandın bu arada bu ara. Ben de kullandım ama sen daha iyi kullandın. Ben daha iyi kullanıyorum zaten. Ya bırak ya. Şimdi şöyle diyeyim. Bir kere şuralar sert plastik. Onu merak edenler için hemen söyleyelim. Hatta arabanın her yeri neredeyse sert plastik diyebiliriz. Yani sadece şu kapı kollarında. Evet, bir yumuşak şey var. Yumuşak derin trak. Yani bir var. Kaplama var. Ama onun dışında hani kalan her yer sert plastik diyebiliriz. Çift renk var içeride. O hoşuma gitti benim yalnız. Ya evet, şurada beyaz. Ama şu plastik ne bileyim biraz daha şey geldi bana. Şu yapıya göre buradaki bardaklıkların vesaire bu plastiği biraz daha böyle çalışılması lazımmış üzerinde, öyle diyeyim. Onun haricinde direksiyon güzel. Elektrikli bir direksiyon zaten. Şöyle hani yumuşak tutuş hissiyatı vesaire gayet güzel. Çevirmesi kolay. Hani sürüşü size hissettiriyor. Ama o noktada işin içerisine tabii motor giriyor. Motordan birazdan bahsedeceğiz. Ben bunu uzun yol vesaire de yaptım. Hani uzun yolda nasıl bir performans sunuyor, şehir içerisinde nasıl bir performans sunuyor, bunu zaten
detaylıca söyleyeceğiz. Merak edenler için belirtelim. Bu elit paketti. İleriden girelim, buradan girmeyelim. Dolayısıyla her türlü donanım var içerisinde. Şunu da söyleyelim. Zaten stil, style donanımında pek çok unsuru var aslında. Veriyor. Evet, hani vermiyor değil. Onlardan biraz bahsedeyim istersen. Ben evet. not aldım hepsini. Şimdi sen diyorsun ya Osman bana bu kadar notu ne yapacaksın? İşte şimdi bu işe yarıyor. Şimdi burada elit paket, bunda her şey var. Hani full artı full tabiri caizse. 10.25 inçlik bir multimedya ekranımız var. Yine 10.25 inçlik bir adet de dijital göstergemiz var arkadaşlar. Onu söyleyelim. Android Auto ve Auto yapıyor CarPlay desteğimiz var burada. 10 watt destekli Qi dediğimiz kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor yine aracımızda. Onun dışında baktığımızda Bose Premium ses sistemi, ki bu ek bir paket arkadaşlar, onu söyleyelim. Onun dışında ön çarpışma önleme asistanı, uzun far asistanı, şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı gibi özellikler var. Otomatik yanan farlar var, yağmur sensörümüz var, geri görüş kameramız var, hız sabitleyici ve limitleyicimiz var. Sunroofumuz var, o da güzel elektrikli evet. Sunroofumuz var. Tam böyle ortada, ön tarafı daha çok aydınlatıyor, arka tarafa kadar uzanmıyor ama var mı? Var arkadaşlar, onu söyleyelim. İşte ABS, EBD, BAS gibi bir sürü yokuş kalkış testi, araç stabilite yönetim programı vesaire falan hepsi var. Mevcut. Onları da söylemiş olalım. Bu donanım paketi güzel ayarlanmış bence. Özellikle style paketi oldukça iyi, onu söyleyebilirim arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Bu tasarımdan şu ön taraftan biraz devam edelim istersen. Burada dokunmatik hissiyatı çok güzel. Birçok ayarı buradan yapabiliriz ekranın. Bu arada dijital kadranı da istediğin gibi bak 3 farklı, yanlış hatırlamıyorsam, seçenek var. Görünümünü değiştirebiliyorsun. Sen şimdi böyle 4 farklı falan mi? Olması lazım. Ha. Tema seçeneği var. O değişiyor. Şu an böyle dikdörtgen işte küplerin içinde bir rakamlar evet. Falan görünüyor mesela şu anda. O da ben biraz böyle fantastik tasarım yaptım. Zaten değişik olan tasarım sadece bu küplerin gözüktüğü, diğerleri hepsi klasik kadran tasarımı. Sadece kadranın iç rengi vesaire değişiyor. Merak edenler için söyleyeyim, sürüş modları yok bizim kullandığımız pakette. Yani bu 1.4 MPI motorla gelen seçenekte sürüş modları yok. Ama şu var, 1.0 turbo beslemeli motor var. Eğer onu alırlarsa herhangi bir sıkıntı olmadan sürüş modları arasında geçiş yapabiliyor. Burada sen şimdi söyledim, ben hemen ondan bahsedeyim. 3 tane motor var Bayon'da, Hyundai Bayon'da. Bir tanesi bizim şu an kullandığımız 1.4 MPI atmosferik motor, 6 vitesli. Manuel ya da otomatik alabiliyorsun ama bizimkisi otomatik tork konvertörlü bu vitesimiz. Yani evet. 10-15 yıl önce kullandığımız ve Hyundai i20'de de bulunan atmosferik 100 beygirlik bir motor. 100 beygir var, 134 Nm torku var bu otomobilin. Motorumuzun daha doğrusu 4 silindirli ve 1368 cc'de silindir hacmimizin olduğunu söyleyelim. Yakıt meselesinden de bahsedeyim bu motor için söyleyeyim. Bu motorda 9.4 şehir içi bir akü, çok yüksek bir rakam bu arada. Evet. Osmancığım, onu söyleyeyim. Ben onlara birazdan değineceğim. Sen en önce verilen tamam, şeyleri fabrika oku. Fabrika verilerini söyleyelim. Aynen. Şehir dışında 6.6, ortalama tüketimde yine 6.6 vermiş. Bir de az önce söylediğimiz gibi 1.0 turbo motor var. Sen söyledin, 3 silindirli 998 cc, o 100 beygir, 172 Nm torku var. Bir tane de MHEV dediğimiz, yani yarı hibrit dediğimiz, şarj edilmeyen hibrit var üzerinde. 48 voltluk pil olan üçüncü bir motor seçeneği daha var. O 120 beygir, 200 Nm tork veriyor. Ama onun tabii fiyatı yüksek. Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı paketimizin olduğunu da söylemiştik. Yakıt tüketimi şimdi. Şimdi gelelim gerçeklere. Evet. Merak edenler için söyleyelim arkadaşlar. Ben bu araçla şehir içi, şehirler arası bir yolculuk tarafım. Tekirdağ'a gidip geldim. Ortalama olarak yani 120 km hızla gidip geldiğimi söyleyebilirim. Hani 120'nin altına çok düşmedim böyle. Bu bağlamda 7.6 litrelik bir yakıt tüketimi söz konusuydu. Bence 7.6 şehirler arası yolda biraz bana fazla geldi açıkçası. Şehirler içinde de, yani şehir içinde de trafiğe vesaire kaldığınızda arkadaşlar 8.5 litreyi vesaire görüyorsunuz. Yani mesela şu anda trafik var, akıcı ama yine ışıkta duruyorsun, kalkıyorsun vesaire. Bu şekilde bir trafikte 8.5 litreyi rahat görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani yakıt tüketiminin
bir tık fazla olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle, ama ben orada araya gireceğim. Bu araba, hani seninle biz daha önce konuşmuştuk. Yani 10-15 yıldır kullanılan bir atmosferik motor var. Evet. Daha hani burada şöyle söyleyeyim. Bunu niye kullanmış diyecek olabilir belki bizi izleyenler. Ya niye bu motoru kullanıyor bu kadar eski teknoloji Hyundai? Sebebi şu arkadaşlar, çok basit. Çok yüksek bir ÖTV oranı var. Çok yüksek vergiler var. O vergi diliminden de %50 de kalabilmek için ve fiyatı makul tutabilmek için böyle bir opsiyon konulmuş. Ve 1.4 atmosferik otomatik vites dediğiniz zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı bu kadar yakacaktır. O yüzden hani ben tabii ki 1.0 turbo olan böyle yakmaz. Onun karbondioksit salınımı daha düşüktür vesaire, ama yapacak bir şey de yok, onu söylemiş olalım. Çünkü maliyetler, yani fiyatları makul noktada tutabilmek için, ki ben Hyundai yetkilileri de konuştum bunu. Hani bazen diyor 1 lira yani artmasın diye uğraşırken bir sürü şey yapıyoruz diye bir bilgi verdiler bize. Onu da altını özellikle çizmiş. Bu %50'lik vergi oranında tutmak için aslında bu motor kullanılmış diyebiliriz. Diğer motorlar zaten direkt %80'lik vergi oranına giriyor. Yani %50'lik vergi diliminde tutmak için bu motor tercih edilmiş diyebiliriz. Bence şunu çok iyi dengelemişler, açık söyleyeyim. Şimdi bu arabanın hani fiyatlarına da birazdan değiniriz. Makul bir nokta tutmak için hani donanımı da iyi dengelemişler. Çünkü koyduğun donanım da fiyatı arttı. Evet. %80'e çıktığı anda ne oluyor? Uçuyor gidiyor fiyatlar. O yüzden yapmışlar. Bu arada aracın çekişi vesairesini belki merak edenler vardır. Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim Osman. Yani yokuşlara geldiğinizde mesela gidiyorsunuz, atıyorum 80 km hızla gidiyorsunuz diyelim. Bir yokuşa geldiğinizde araba eğer hızını düşürmek istemiyorsanız, atıyorum 80'den 70'e düşsün istemiyorsanız, gazı biraz daha vermeniz gerekiyor. Bu durumda da normalde hani tek vites düşürür ya araçlar rampada. Bu araç ne yapıyor? İki vites birden düşürüyor. Sallıyorum 5'teyken 3'e alıyor arabayı, ya da 6'dayken 4'e alıyor. Öyle bir durum söz konusu ve çok fazla gitmiyor açıkçası yani yolda. Atak bir araç değil. Ama bu nedir? Ben zaten çok fazla böyle basmak istemiyorum, sağlayıp sollayıp makas atma derdim yok diyenler için normal günlük sürüş tarzında sürülebilecek bir araç bana göre. Ya zaten bu arabanın hani yapılışı, bu motor için söylüyorum, bu motorun amacı şehir içi otomobil bu araba. Evet. Yani 80-90 hani maksimum %, hani 120'ye gitmez anlamında değil belki, yani öyle anlaşılmasın belki, ama yüksek hızlarda da gidebilir belki, ama hani amacı o değil. Yoksa hani basayım da kökleyeyim de işte hemen 0'dan 100'e şöyle uçayım falan. Zaten 0-100 değerine bakıyorum, 13.7 saniyede. Ya öyle bir araç değil zaten. Değil. Evet. Öyle bir beklentiyi de alırsanız sıkıntı yaşarsınız. Evet, onu zaten söyleyeyim. Birazdan hani bir müsait bir yola çıktığımızda ben gazı kökleyeceğim. Orada zaten ne demek istediğimizi izleyicilerimiz de anlayacak. Çünkü mesela gaza basıyoruz, ses geliyor. Ama araba gitmiyor. Tepki yok mesela. Bir iki saniye sonra bir araba hızlanmaya başlıyor. Ve hani genelde turbo beslemeli araçlarda vardır. Bu gaza bastığında şöyle bir koltuğa yapıştırır ya seni. Evet. O yok mesela bu araçta. Ne kadar basarsan bas o koltuğa yapışma hissini almıyorsun yani. Ya zaten artık ben şunu söyleyeyim. Bu fiyatlarla onu almak istediğin araba en az 300 bin lira oluyor, sıfır olarak söylüyorum. Evet. En az 300 bin lirayı vermen lazım ki o koltuğa yapıştırayım beni. Yoksa bu vergilerle falan o mümkün değil. Bu arada teknik özellikler tablosunu videonun farklı yerlerinde koyarız. Alperen'den ben rica ederim. Bütün motorları da orada görebilirsiniz. Gelelim fiyat meselesine. Evet. Şimdi, fiyatını ben açıkçası çok uygun buldum. Hani dışından bakıyorsun, tasarımı gayet güzel, dikkat çekici bir otomobil. Hani böyle spor bir tarzı var, günümüzün modern tasarım çizgisini yakalamış. İçine biniyorsun, şu bizim incelediğimiz donanımda gerçekten hani adamlar ihtiyaç duyulabilecek her şeyi koymuş. Şimdi şöyle mesela sözünü kestim ama 201 bin liradan başlıyor fiyatlar, bu arada onu söyleyelim. 1.4 Jump MT manuel transmission'da geçen benzinli versiyonun fiyatı bu. 1.0 T dediğimiz 48 watt MHEV dediğimiz 120 PS olan versiyon ise, Elite DCT versiyonu ise 323 bin lira çıkıyor. Bu kullandığımız aracın fiyatı ise 1.4 MPI Elite AT benzinli olarak geçiyor, 282 bin lira. Ama hani ben şunu söyleyeyim, Style paketi var, Style Design paketi var. Onu aldığınız zaman 225 bin liraya otomatik vitesli, bazı teknik donanımları da almazsanız 225 bin liraya alabiliyorsunuz ki hani SUV ya da crossover kategorisinde gördüğümüz araçlar açısından baktığımızda makul bir fiyat. Zaten hani bu fiyata hem crossover olsun hem otomatik olsun dediğinde zaten 3-4 tane araba kaldı şu anda. Dacia Sandero var, biz inceledik onu. Stepway. Evet. Kia Stonic var, yine aynı grubun arabası zaten. Bir iki tane daha böyle hani bu fiyatta alıp şey, Egea var ama Egea'da otomatik vites yok. Cross biliyorsun. Evet. Onda da otomatik vites yok. Yani o yüzden fiyatı bence hani sunduklarına göre makul. Ama ya bunu seninle hani daha önce de konuştuk zaten.
Sandero ile bunun arasında kalsam ben dedim hani bunu alırım. Daha şık görünüyor. Evet, İçi falan de. Daha modern. İçi çok daha çok modern ben söyleyeyim. Evet. Yani şu çift renk güzel. Tamam bunlar sert plastik falan ama yani B sınıfındaki diğer otomobilin çoğunda da aynı özellikler var zaten baktığında. Ya sunduğu teknolojilere bakarak konuşursak da hani Sandero'nun önünde. Tabii şerit takip var. Efendime söyleyeyim şeritten ayrılma uyarısı var. Senin direksiyonu sağa sola ittiriyor falan. Ya şurada mesela hayalet ekran koymuş adamlar. Çok güzel o da yani. Yani bütün hani yaptığın ayarları vesaire direkt sana burada gösteriyor. En basitinden şunu söyleyeyim mesela hani silecekleri otomatiğe aldığında bile direkt bu ekranda çıkıyor. Ön silecek oto diye çıkıyor mesela bir evet, iki. Evet, bunları evet. Direkt çok modern gösteriyor yani aynen evet. Öyle. Çok modern bir tasarım yapmışlar. Orta tarafı beğendik. Yani ön taraf güzel. Ben hani dediğim gibi tasarım böyle hoş, şirin olmuş. Otomatik vites olması güzel. Şehir içi arabası bu abi. Bunu evet. Alacaksın, şehir içinde kullanacaksın. Ha uzun yola gider mi? Gider. Gitmez değil. Ama hani ben böyle basayım 80'den 120'ye 10 saniye 5 saniye çıkayım falan öyle bir şey yok. Birazcık sakin kullanmayı isteyen, sakinlik isteyen bir otomobil var karşımızda. Öyle isteyenler zaten ya bütçelerini arttırmak zorunda. Yani sıfır olarak bakıyorlarsa diye söylüyorum. Yani keşke böyle olmasa diyeceğim. Çünkü bu şey meselesi biraz ÖTV meselesi biraz can sıkıcı yani açıkçası. Ya ona ayrı incelemede giriyoruz. Artık çok daha ben konuşmanın bir evet. Anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Sunroof'umuz var. Onu söyledik zaten. Evet. Sunroof'umuzun olduğunu söyledik. Güzel, şu manuel bir perde yerleştirmişler şuraya. Perdesi o olay manuel güzel. Ama şeyi kendisi otomatik açılıyor. Böyle elinizi ayağınızı çıkartabiliyorsunuz. Evet. Bu güzel yani. Hoşuma ses sistemi bana biraz zayıf geldi. Hani bir tık daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi. Ama bunun Bose diye Bose bir paketi var. Evet. Onu alırlarsa arkadaşlar onda zaten ses sistemiyle birlikte geliyor. Onu bir paket haline getirmişler. Onun haricinde bence otomobil hani fiyatıyla baktığımız zaman günümüz fiyatlarını da karşılaştırdığımız zaman bu fiyata alınabilecek bence güzel seçeneklerden biri. Kesinlikle. Evet şu anda mesela 60 km bir hızla gidiyoruz. Viteste kaçtı ona da bakalım hemen şöyle. 5. viteste gaza abanıyorum şu anda arkadaşlar. Bastım gaza sonuna kadar bastım. Daha 60'tan 100'e ulaşamadık. Hala ulaşamadık. Evet şu anda ulaştık. Yani hızlanmada çok iyi değil. Çok iyi değil. Evet. Çok iyi değil. Ama öyle bir iddiası yok zaten bu arada. Yani ama yeterli bence yani. Yeterli. Evet. Evet arkadaşlar Bayon incelememiz bitmek üzere. Şimdi dışarı çıkalım. Osman'la beraber son sözlerimizi söyleyelim. Daha sonra da videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar Hyundai Bayon testinin sonuna geldik. Evet Osman ne diyorsun toparlayalım inceleyelim. Ya ben dediğim gibi bence hani fiyatı itibariyle karşılaştırdığım zaman tasarım falan da gayet modern. Bunu en baştan beri belirttim. Benim hoşuma gidiyor bu tarz modern arabalar. Artık hani elektrikli otomobillere doğru bir kayma da var ya zaten. Evet bak, bu çok benziyorsun elektrikli otomobil. Dışarıdan baktığın zaman elektrikli otomobil algısı da var. Yani o modernliği bize aktarıyor. Dolayısıyla benim hoşuma gitti. Fiyatı da uygun. Ha ben zaten böyle çok aman aman arabam bassın, sollayayım, sağlayayım diyen bir adam değilim açıkçası. Şeyin içinde alırdım yani. Alınır. Güzel diyorsun. Zaten ben de biliyorsun 1.6 sport dışı vardı. O da atmosferikti. Basmıyorsun. Rahat rahat gidiyorsun yani. Evet. Evet güzel bir araba olmuş. Bu arada bu otomobil işte Hyundai'nin B sınıfında SUV dediğimiz modellerinden bir crossover, tanesi. Kona'da var, Bayon'da var. Ha aradaki fark diyeceksiniz. Kona'da benzinli yok. Bunda da dizel yok. Öyle bir denge kurmuş Hyundai ve Kona daha pahalı tabii haliyle ve doğal olarak. Çünkü dizel olduğu için dizelin maliyeti biraz daha yüksek olduğundan dolayı dizeller olanlar daha pahalı. Bayon'da giriş sınıfı olarak tanımlayabileceğimiz B sınıfında crossover ve SUV olarak güzel bir model olmuş. Ben de tasarımını beğendim. Ben böyle futuristik tasarımı seviyorum zaten. Ve dediğin gibi elektrikli yani %100 elektrikli bir otomobile çok benziyor tasarım olarak. Hatta belki öyle bir şey bile yapılabilir belki. Bence yani. Bu otomobil Türkiye'de güzel satar ya. Satar. Yani fiyatı şöyle kalırsa hani 225 bin civarında bu kalırsa, şey için söylüyorum. O 1.0 turbo o biraz yüksek mesela. 300 küsür bin lira çıkıyor. 300'e yaklaşıyor. Yani hani o fiyatları çıktığı zaman insanların böyle çok fazla alternatif olabiliyor. Ama şimdi 220 bin liraya baktığın zaman otomatik vites. Yani sıfır araba yok neredeyse. Sıfır araba ve yerden yüksekte birazcık. Yani, B sınıfı. SUV. Baktığınızda çok fazla otomobil kalmadı. İşte Sandero var söyledik. Kia ya şimdi Sandero öyle bunu kıyasladığımız zaman yani farklı araba. Tokatlı yani bu. Her evet. Türlü. Ama Sandero'nun motoru şey onu söyleyeyim. O ya şöyle bir şey var bak düşün. Sandero'ya içeride ekran gördüğümüz zaman aa dedik ekran koymuşsun. Bunun gayet modern bir tasarım var. O yüzden benim hoşuma gitti açıkçası. Hani alacak olsam böyle 220 bin seviyesine bir
B sınıfı. Yani düşünmeden alırım. Bayon diyorsun. Bayon diyorum. Peki. Bizim yorumlarımız bu kadar arkadaşlar. Sizin de sormak istediğiniz sorular olursa videonun altında bize yorum olarak eklemekten çekinmeyin. Hepsini okuyacağız. Hepsini değerlendireceğiz. Bilebildiklerimizi yanıtlayacağız. Bilemediklerimizi sizlerin arasında bilenler yanıtlayabilir. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.